Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu videomuzda sizlerle birlikte dolar kurunda yukarı yönlü hareketler sertleşecek mi yoksa düşüş hareketleri başlayacak mı? Hep birlikte bunu değerlendireceğiz. Haftalık kapanışlar geldi. Bu haftalık kapanışlar sonucunda haftayı 18 lira 58 kuruş civarından kapatan dolar kuru bizler için neyi ifade ediyor? Teknik analiz ve grafik yöntemini kullanaraktan şimdi sizlerle birlikte bunu bulmaya çalışacağız. Evet bu iki grafik üzerinde sizlerle birlikte dolar kurunu inceleyeceğiz sevgili dostlarım. Ve iki grafikte de birinde Elliot e, yöntemini kullanacağız. Bir diğerinde ise kanal aralıklarını kullanaraktan sizlerle birlikte dolar kurunda muhtemel gitmesi e, beklentilerimiz dahilinde olan aralıkları burada bulmaya çalışacağız. Evet önce e, bir kanal Çalışmasıyla e, bu hareketimize bir bakalım. Dolar kurundaki düşüş hareketi devam eder mi? Şimdi e, bizler temel analiz yöntemiyle e, bu grafik üzerinde dolar kuruna baktığımız zaman arkadaşlar merkez bankası rezervleri evet merkez bankası rezervlerine odaklandığımız zaman net rezervin 59 milyar dolar da arkadaşlar. E, sıvapları falan düştüğümüz zaman eksi 59 milyar dolar e, civarında merkez bankasının elinde e, dolar miktarının olduğunu görüyoruz yani eksi 59 milyar demek merkez bankasının hala piyasadan dolara ihtiyacı olduğu anlamını bizlere e, göstermekte ayrıca yıl sonuna kadar e, sayın cumhurbaşkanının yapmış olduğu bir açıklama vardı bu açıklama neticesinde de gene merkez bankasının yıl sonuna kadar faizleri tek haneli rakamlara düşürme e, yönündeki eee gayretinin ve çabasının da devam edeceğini biliyoruz. Bundan önceki dönemlere baktığımız zaman %17'lerden eee %14'lü seviyelere kadar Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına devam etmesi e, ve 10 liralarda olan dolar TL kurunda arkadaşlar 18 TL'ler civarına doğru yukarı yönlü hareket ettiğini sizlerle birlikte izledik. Şimdi burada biz tekrardan bir tek haneli rakama 4-5 puanlık daha yıl sonuna kadar bir faiz indirimine gittiğimiz zaman dolar kurunda yukarı yönlü hareketlerin kademeli bir şekilde devam etmesini bekleyebiliriz. Buradaki kademeli bir şekilde yıl sonuna doğru olabilecek yükseliş hareketi ne şekilde olabilir? bunu da ben sizlere kademeli bir şekilde anlatmaya çalışayım. Burada bizlerin özellikle 19.90 seviyesi önemli olacak. 19.90 seviyesinin üzerinde yine 20.90, 22.34 23.78 ve 25 lira 20 kuruş seviyesine doğru dolar kurunda 2022 sonuna kadar bir yukarı yönlü hareket beklentilerimiz dahilinde gelişebilir sevgili dostlarım. O yüzden haftalıkta gene baktığımızda 20 lira 90 bizler için önemli bir direnç seviyesi. Bu ilk direnç olarak takip edeceğimiz bir seviye. Aylık bazda baktığımız zaman bu 20 90 üzerindeki kapanışlarla birlikte 22 65 ve sürecin 25 lira 20 kuruş civarında yukarı yönlü bu süreci tamamlayabileceği şeklindeki yorumunuza hala devam edebiliriz Sevgili dostlarım Evet dolar kurunda şimdi e, burada sizlerle birlikte hazine açığına doğru e, bir gittiğimiz zamanda bir 78 milyar Türk lirası civarında da hazinenin eksi e, civarlarında bir açık verdiğini de hepimiz e, takip ediyoruz en önemli konulardan biri gene net hata 90'dan gelen paralar arkadaşlar. Bunların da e, tahmin edildiği üzere Rusya'dan e, geldiği özellikle e, biliyorsunuz nükleer enerji santrali için bir 15 milyar dolar civarında paranın Türkiye'ye geldiği söylenmekte. Bu paranın e, gene rezervlere baktığımız zaman arkadaşlar e, rezervler üzerinde eksi 51 milyar dolar civarında bir kazanç üstüne 15 milyar dolara eklediğimiz zaman da 66 milyar civarında bir para olması gerekirken şu an itibariyle baktığımız zaman 59 milyar dolar civarında bir para olduğu Merkez Bankası tarafından görünmekte. Bu da kurulara müdahale bir kapalı müdahale şeklinde devam ediyor mu sorularını bizlerin aklına getiriyor tabii ki. Burada gene grafik üzerinde hareketlere baktığımız zaman yukarı yönlü hareketlerin oluştuğu 18,80 civarına kadar dolar kurunda bir yukarı yönlü hareketin gerçekleştiğini sizlerle birlikte izledik. Bu hareketin ardında da arkadaşlar bir müdahale ve dolar kurunda tekrardan aşağı yönlü 18 lira 50 kuruş civarına doğru bir aşağı yönlü hareket izlemiş durumdayız. Geçen hafta itibariyle baktığımız zaman önümüzde e, bir ABD enflasyon verisi var. Önemli olacak. Bunu takip edeceğiz. Bu ABD enflasyon verisindeki gelecek sonuç Fed'in faiz ile ilgili alacağı karar açısından çok önemli olacak. Bu da altın tarafında altını takip eden e, sevgili altın yatırımcısı dostlarımız için dikkatle takip edilmesi gereken bir süreç olacak çünkü enflasyonun e, beklenenin gibi e, düşük seviyelere çekilmesi, altın tarafında Fed'in faiz artışlarındaki agresif tutumundan vazgeçebileceği sonucunu çıkarabileceğinden dolayı e, burada gene altında yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. Bir sonraki videomuzda gerçi altını e, sizlerle birlikte daha kapsamlı değerlendireceğiz. Şimdi dolar kurunda. E, haftalık kapanış 18 lira 58 kuruş civarından geldi. Bizler günlük bazda dolar kuruna sizlerle birlikte baktığımız zaman bizler için 18 lira 70 kuruş civarından geçen alan bir direnç seviyesi. 18.62 gene ikinci bir direnç ve 18.50 destek bölgeleri olarak yukarı yönlü bu hareketin e, devamını takip edebiliriz kısada. Özellikle Forex ve Viyop'ta uğraşan sevgili dostlarımız için seviyeler önemli olacak gene sizlerle birlikte takip ettiğimiz e, stop bölgemizde bu hafta itibariyle Arkadaşlar 18 lira 39 kuruş civarında doğru çekmiş bulunuyoruz bunun nedenini de birazdan Elliot e, sayımıza göre sizlerle birlikte değerlendireceğiz Çünkü e, buradaki günlük bir kapanış bu civarlardan gelmesi demek e, dolar tarafında aşağı yönlü düşüş hareketinin e, Elliot e, dalga teorisine göre düzeltmesinin yaşanabileceği bir süreci beraberinde getirebilir şimdi e, bizler bu hafta itibariyle 1839'u kendimize stop olarak belirledikten sonra 18 lira 50 kuruş üzerindeki kapatan dolar TL kurunun hala yukarı yönlü hareketinin istekli olabileceğini düşünebiliriz geniş bant aralığında baktığımız zaman dolar kurunda bu hafta, 18.77 ve aşağıda da 18.40 bantları arasında bu hareketin devam etmesi beklenebilir. 18.77 üzerinde günlük kapanışların gelmesi durumundaysa arkadaşlar, bizler bir üst seviye olan 18.90 hatta 19 TL'lere doğru da dolar kurunda yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte izleriz. Takip ettiğimiz Elliot sayımına göre bizler 1-2... 3 ve 4 şeklinde işaretlemiş olduğumuz bu grafik üzerindeki e, dalga sayılarına göre de arkadaşlar bakın şuradaki e, hareketi takip ediyoruz. Ve şurada 1, 3, 5 seviyesinde geçen üst kanal bandımızdaki gene bölgemiz mevcut. Şu an itibariyle 5. dalga yükselişi içerisinde olduğumuz için e, buradan bir düzeltme hareketi gelme ihtimaline karşı da kendimizi korumak amaçlı stop bölgemizi buradaki 18 lira 39 kuruş seviyesine sizlerle birlikte çekiyoruz. Çünkü 18 lira 39 kuruş altında günlük kapanışların başlaması demek buradaki hareketin bizler için ilk etapta 17 lira 87 kuruş civarına doğru dolar kurunda bir aşağı yönlü düzeltme hareketini başlatabileceği de unutulmamalı sevgili dostlarım uyanık olacağız. Her zaman iki e, yönlü bir planımız olacak ve bu plan içerisinde de hem yukarı yönlü hareketin hem de aşağı yönlü hareketin e, gelebileceği seviyeleri iyi bilmemiz şart ki e, piyasalarda Aralık ayındaki olan düşüşteki gibi bir düşüş ortamına sizlerle birlikte e, yakalanmayalım. Hem de Aşağı düşüşleri de e, kötü düşünmemek lazım. Aşağı düşüşlerde de e, altlardan alım yapma fırsatıyla birlikte arttıracağımız dolar miktarıyla birlikte <laughs> kazançlarımız daha da fazla olabilir sevgili dostlarım. Bu net hata 90 e, olayına gene baktığımız zaman buradan gelebilecek arkadaşlar e, paraların kaynağının. Ee, Rusya ağırlıklı olmasından kaynaklı olarak da e, ABD tarafında biliyorsunuz yaptırımlar söz konusu olabilir. Bunları da yakından sizlerle birlikte takip edeceğiz. Ee, buradaki olayların inşallah e, bu türden olaylara dönüşmemesi e, dileğiyle diyelim. Ve dolar kurunda belli bir stabil süreninde en kısa zamanda inşallah gerçekleşmesi dileğiyle diyelim. Önümüze bakalım ki çünkü 3-4 gün önceye kadar 23 liradan aldığımız mozot artık bugün itibariyle 27 lira 25 kuruş civarına kadar yükselmiş durumda. Bir koli yumurtanın fiyatı 62 TL olmuş durumda. Bütün bunların kur kaynaklı enflasyonu arttıran bir süreç olduğu da unutulmamalı sevgili dostlarım. Evet ben hepinizi çok seviyorum. Dolarla ilgili analizlerimiz ve videolarımız devam edecek. Bizi izlemeye devam edin diyorum. Kanalıma abone olmamış sevgili dostlarımızı da mutlaka kanalımıza abone olmaya bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.